Arkadaşlar merhabalar bu videomda 10. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani dörtgenler ve çokgenlerim. 16. videosunda dikdörtgenin de 2. videosundayız. Evet bu konunun pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsin. Bir önceki videoda da zaten vermiştim o ikisi birlikte bütünsel tüm dikdörtgen pdf'ini vermiştim. Bir önceki videoda indirdiysen şimdi indirmene gerek yok. Çünkü dikdörtgenin hepsi o pdf içerisinde. Evet pdf'in hazırsa kalemin hazırsa daha doğrusu sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 19'da kalmıştık devam edelim bakalım burada açılar eşit verilmiş açıları yazalım şöyle alfa alfa yazalım. Bu arada şurası 12 iken burası da 12 başka bir şey var mı alan isteniliyor benden alanı bulmak için neyi bulmam lazım x'i bulmam lazım. E hocam burada açılar var. E 90 derecede var. Şuraya beta dersem alfa beta 90. Alfa beta 90'dan dolayı burası da beta olur. Şu üçgenler ne oldu? Benzer oldu. Evet. Hala bak eski konular karşımıza çıkabiliyor. Özellikle benzerlik. Böyle açıları eşitliğini yazdım. 90'lıklar da var. Hemen beta'ya daldım. Da Alfa beta e benzerliği çıktı karşımıza. E ne yapalım? Burada alfanın karşısı 3 bölü. Alfanın karşısı 2 eşittir. Beta'nın karşısı 12 bölü. Şu üçgenden başladık ya benzerliğe. O yüzden bunu üstte yazıyorum. Buradaki beta'nın karşısı x diyeceğim. 4 katı 4 katı x'i de böyle 8 buluruz. E x 8 ise Alan da neye eşit olacaktır? 12 çarpı 8'e eşit olacaktır. 12 çarpı 8'den cevabı ne buluruz? 96 olarak buluruz. Örnek 19, 96 çıktı. Geldik örnek 20'ye. Arkadaş ne yapacağız? Ekstra bir 90 derece var. Dik üçgenden falan çıkmıyorsa o zaman alfa beta. Dal alfa beta'ya. Alfa beta, beta 90 alfa, alfa 90 beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E, eş üçgense beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı 8'dir. Alfanın karşısı 5 alfanın karşısı 5'tir. Alan isteniyor benden. E, alan için şu kenarlar çarpımı yeterlidir. Yani burası kaç? 13. 13 çarpı 8 bana neyi verecektir? Alanı verecektir. 3 kere 8 24. O zaman 8 kere 1 8'den 104 yapıyor cevap. Evet örnek 20 104 yaptı. Geldik örnek 21'e. Şimdi burada arkadaşlar ne var? Burada bir 90 derecelikler falan var. E ne yapacağız? beta'ya dalacağız. Arkadaşlar bu soruyu yapmadan önce isterseniz daha farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Bazı arkadaşlar özellikten de gidebilir. Ben şuraya bir özellik yazayım isterseniz. Bazıları özellikçi oluyor. Şu özelliği de şurada göstermek istiyorum arkadaşım. Özellik dediğimiz şu. İspatını da soru üzerinde yapacağım. Bir dikdörtgende karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit. Bu paralel kenarda da geçerlidir arkadaşlar. Sebep nedir? Hocam tabanları aynı ya alanları da aynı olduğu için buradaki yükseklikler ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. Evet bir köşegene gene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşit. Hatta ayırdıkları yerler de eşit oluyor. O da da dalınca şu üçgenle şu üçgen eş üçgen çıkıyor ondan dolayı. Buradan da yapabilirsiniz ya da ben şurada ispatını yapayım arkadaşlar. İspat yöntemiyle gideyim özelliği bilmene gerek yok. Hatta buradan dolayı bak şu da çıkıyor. Buradan dolayı şu özellik de çıkıyor. Onu da vermeden geçmeyip özellikçi arkadaşlarınız var. Bir dikdörtgen de paralel kenarda da var zaten bu özellik. Hop şöyle şöyle. Köşegen üzerinde bir nokta alıp köşelere, karşı köşelere gittiğin zaman şuradaki üçgenlerin alanları birbirine eşittir. A ise A. Niye? Tabanları aynı. Karşılıklı köşelerden çizilen yükseklikler aynı olduğu için. Hatta burada kalan B ise burada kalan da B'dir. Bazen bununla ilgili bir ifadeyle karşılaşabilirseniz ee, bu alan özelliğini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam bunu da verelim. Şimdi gelelim soruya. Soruya baktığımız zaman hocam 90'lar havada uçuşuyor. Özelliği bilmiyoruz mesela. Dal alfa beta ya. Alfa beta alfa beta alfa beta. Ne oldu hocam? Hocam şunlar birbirine eşit. A şu üçgen ile şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. E o zaman beta'nın karşısı 8 ise beta'nın karşısı 8'dir. Bak karşılıklı köşelerden çizilen dikmelerin eşitliği özelliksiz bir şekilde yaptık. Sonra alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 4. Bak çizilen dikmelerin ayırdıkları yerler de birbirine eşit oldu. Gördün mü? E bundan sonrasında ne yapacağız? Hocam 90'dan 90 çizilmiş öklit bağıntısı var. Şuradaki üçgende. E o zaman 8'in karesi 4 çarpı x artı 4 değil midir? Evet. 8'in karesi 4 çarpı 4 artı x'ten dolayı 64 ile bu 4 sadeleşince 16 kalır. 16 4 artı x eşitse x de böylelikle 12 diye çıkar. Evet yeri gelmişken özelliği de vermiş olduk. İster özellikle yap ister özelliksiz yap. Geldik örnek 22. Ye. Şimdi ne diyor? C aşı kaç vermiş? 6. D aşı kaç vermiş? 10. A hocam şimdi burada bu üçgenin alanı isteniyor benden. Bu üçgenin alanını bulmam için. Bir üçgen alan nedir? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa tabana ait yükseklik. Bak 10 tabana ait yüksekliği bulmam lazım hocam. Diye hemen bu yüksekliği çizmen lazım senin. Bu aşı bulursan olay bitti. E biraz önce dedik bir köşe gene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler eşit 6 ise 6'yı yapıştırırsın. Ya da dal alfa ya. alfa beta alfa beta alfa beta. Hocam şu üçgenle şu üçgenle oldu benzer. Hatta şunlar eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 6 ise alfanın karşısı 6 oldu. E alanda ne olacaktır? 10 çarpı 6 bölü 2 üçgenin alanı 60 bölü 2'den 30 çıkar. Tamam mı gençler? İşte bu şekilde. İster özelliği bil ister bilme. Üçgenlere çok iyi bir şekilde hakimsen özelliği bilmeden de sonuçlara rahat bir şekilde ulaşabilirsin. Şekil A'da görüldüğü gibi. Evet geldik örnek 23'e. Ne var burada? Hocam bu kere dikdörtgen tanımı geriye 6 ise burası da nedir? 6'dır. Benden ne isteniyor? AD artı BE isteniyor. X artı Y isteniyor. Tamam X artı Y'yi bulmak için halimi yapacağım. E hocam burada dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var. Ama ne H ne P ne K var ökleti uygulayamıyorum. Ekstra bir 90 derece var mı? Var. Ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız. Dal alfa beta'ya. Alfa 90 beta. Ters açıdan beta. Beta 90 alfa. Alfa 90 sa beta. Hatta burası da beta oldu. Bir sürü üçgen var. Hocam biri bu. Biri bu. Sonra üçüncüsü de bu mesela. Sonra dördüncüsü bu mesela. Beşincisi bu mesela. Altıncısı şu mesela. Yedincisi de şu mesela. Değil mi? 7 tane üçgen var. E hocam alfabeteye daldıktan sonra 7 üçgen var elimizde. Ne yapacağız? İşte bak şurası çok önemli. Üçgenler tamam. Yedisinde birden benzerlik mi uygulayacaksın? Hayır. Senin için en önemli şey üçgen seçimi. Kenarları belli olan üçgenleri seçeceksin. Alfabeta. İsterse 10 tane, isterse 20 tane, isterse 100 tane üçgen olsun. Senin için bu önemli değil. Senin için önemli olan şey üçgen seçimi. Evet benzerlikte üçgen seçimi çok önemlidir. İki kenara belli olan üçgen seçeceksin. Mesela şu üçgeni seçemezsin. İki kenar yok. Bu üçgeni seçemezsin. İki kenar yok. Ya da şu üçgeni seçemezsin. İki kenar yok. Hocam x artı 2 burası da x artı 2 ama şu kenar yok. O zaman benzerlikte bunları seçemezsin. Başka? Hocam işte şu üçgeni seçebilirim. Bak iki kenar var. Başka hangi üçgeni seçeceğim? E hocam bir de altılık şu üçgen var. Hocam 6'ya x artı y artı 2. Hocam x artı y'yi de bilmiyorum. Zaten benden x artı y soruluyor. O yüzden bu üçgeni seçebilirsin. Bak üçgenleri seçtik. Gerisi kolay. E hocam burada beta 90 ise bu arada burası da alfa değil mi? Evet. Yani şu sarı üçgenle alfanın karşısı 2, alfanın karşısı 6. Şu büyük üçgen benzer. E o zaman alfanın karşısı 2, alfanın karşısı 6 dedik ya. Burada betanın karşısı var 6 bölü. Buradaki betanın karşısı da x artı y artı 2 değil mi? Evet. Sadeleştir 3. 6 kere 3 18 eşittir x artı y artı 2 yaptı x artı y'ye de buradan kaç geldi? 16 geldi. Gördünüz mü? Evet zor soru tiplerinden biridir ama aslında bana göre bana göre en kolay soru tiplerinden biridir. Neye dikkat edeceksin? Kenarları belli olan üçgenleri seçeceksin. Alfabeteye daldıktan sonra. Tamam buna dikkat edin. Sınavda karşınıza gelebilir. Ben olsam sorarım. Hatta daha kolayını sorarım. Yani ne derim mesela? Buraya 2 derim. Şuradaki uzunluğun tamamını veririm. Ee, ya da şurayı verip tek bilinmeyen şurayı falan da sorabilirim arkadaşlar. Yine aynı benzerlikten de çıkar. Tamam. Örnek 23 16 oldu geldik örnek 24'e. <laughs> ne olmuş? Bir katlama var. Arkadaşlar önce verilen bilgileri kullanalım. 16 ise 16 burası 10 mu olacak? Evet. Sonra böyle bir katlama yapılmış. Hocam burası 10 ya. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Yani burası 10 burası 10. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şurayı da 16 vermiş? Evet. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bir de neydi? Üst üste binen açılar da birbirine eşit. E hocam şu açıyla şu açı eşit. Şu açıyla da bu açı eşit. Açıların eşitliği maalesef olmadı. Açı ortaylık var ama Z var mı? Yok maalesef. E başka ne yapacağız? Hocam bak burası 90 ken burası da 90. A 90'lara havada uçuyor. Bak burası da 90. 6, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeni. A, B, F, E, D'nin alan isteniyor. A, B. Şurası F noktası olacak arkadaşlar. Şurası F yazılmamış. Şurası F. F, E, D. E tamam. Tüm dikdörtgenin alanından şu üçgenin alanı çıkartırsam olay bitti. Yani benim şu çift çizgiyi bulmam lazım. Ya da bu çift çizgiyi bulmam lazım. E hocam 90'lar ama da uçuşuyor burada. Bir alfa betaya dalabiliriz. Dal alfa betaya. Alfa dersen beta dersen beta 90'sa alfa burası. a alfa var ama 90 derece yok. O zaman biz kendimiz çizebiliriz. Hop şöyle bir 90 çizersem. Alfa 90 beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta eş oldu. Niye? Çünkü burada e, 90'ın karşısındakiler Yok benzer oldu. 90'ın karşısındakiler birbirine eşit değil. Burada 90'ın karşı çift çizgi. Burada 90'ın karşısı 10. E hocam burada başka bir yer var mı? Var. Bak burası kaç? 16. Burası da 16. Benzer. Burada alfanın karşısı 8 iken alfanın karşısı 16 oldu. Benzerlik oranında yine burada güzel. 1'e 2 oran yok mu? Var. E, 8 iken 16 olmuş. E o zaman 90'ın karşısı 10 iken 90'ın karşısı burası 20 olmaz mı? Olur. E hocam burası da 20. E tamam olay bitti o zaman. Nereyi bulmaya çalışacağız arkadaşlar biz bir de? Şuradaki alanı bulmaya çalışacağız. Hadi e bulmaya çalışalım bakalım. Şurada beta'nın karşısı 6 iken beta'nın karşısı burada da 12 mi olacak? Evet. Neresi kaldı? Şurası kaldı. Şuradaki uzunluğu bulmaya çalışacağız. Buradaki uzunluk var mı? Var. Bak yukarıda kaç verilmiş? 5 verilmiş. Hocam burası 5 iken şurası da 5. Tamam artık şuradaki taralı alanı bulabilirim ben. Tüm dikdörtgenin alanından yani 16 çarpı şurası. 25 mi yapıyor? Evet. 16 çarpı 25'ten neyi çıkartacağız arkadaşlar? Şuradaki üçgenin alanını çıkartacağız. Bu üçgenin alanı da 10 çarpı 20 bölü 2 değil mi? Evet. 10 çarpı 20 bölü 2'yi çıkartacağız. 16 çarpı 25 kaç yapıyor? Sen bunu 4 bu 4 çarpı 4 değil mi? 4 ile 25 çarpı insan 100. Burası 400 yapıyor. Tamam. 400 eksi burası da kaç yapıyor? 100 yapıyor. 400 eksi 100'den cevap kaç çıkacaktır? 300 çıkacaktır. Güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. Ee, ne yaptık? Burada sadece bak alfabet alacağımız belliydi. Üçgen yoktu. Biz oluşturduk. Sonra üçgenler benzer. Benzerlik oranı da kolay. Kolay olduğu zaman öyle alfanın karşı 8 böyle alfanın karşı 16 yapmanıza gerek yok. 8 ken 16 olmuş ya 1'e 2. Betanın karşı 6 iken betanın karşı o zaman 1'e 2'den 12 olacak. 90'ın karşı 10 iken 90'ın karşısı 20'yi yazdın. Burası da 20. Şu taralı alan isteniyordu benden ne yaptık? Tüm dikdörtgenin alanından şurayı çıkarttık. İstersen tek, tek şu dikdörtgenin alanında diyebilirdin. Şurası artı, burası artı, burası artı, burası şeklinde de sonuca ulaşabilirdin. Ama dikdörtgenin alanından şu üçgenin alanını çıkartmak daha kolay oldu bu soruda arkadaşlar. Evet hoş bir soru, güzel bir soru. Yani hem katlama, katlamada da böyle alfabetik kullandırmalı hoş bir soru olmuş. Evet 24. soruyu böylelikle 300 bulduk. Geldik 25'e. Yine bir katlamamın var. Evet, yine bir katlama var. Bakacak olursak şurada bir 30 derece verilmiş bana. Arkadaşlar katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit mi? Eşit. Hatta buraya çift çizgi vermiş. Burası da çift çizgi olmuş. Esen burası katlamadan dolayı şunlar birbirine eşit olacak. Burası da çift çizgi oldu. Sonra katlamadan dolayı şunlar birbirine eşit olacak. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Buraları eşit. Şurası 90 90'sa burası 90 olacak. Şu açılar da birbirine eşit mi? Eşit. E hocam şu 30 derece verilmiş ya. E tamamı 30'sa ya yani tamamı da bunun 90 derece olacağından şuraya 60 kaldı. Bunlar da 30 30 mu yaptı? Evet. 30 90 90'sa burası 60 oldu. E o zaman burası da 60. 60 60 120 buraya da 60 mı kaldı? Evet. Şimdi güzel bir şeyler çıktı arkadaşlar. Alanında vermiş mi bana vermiş. 30'un karşısına A dersem 60'ın karşısı A kök 3. Hocam burası da A. bak alan şuna eşit. Yani A kök 3 çarpı 2 A'ya eşit. 32 kök 3'e eşitmiş burası. Kök gitti. 2 ile de 32 sadeleşti. Işte. 16 yaptı. A kare eşittir. 16 ise A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. E A 4 çıktı. A hocam 4 ise şuradaki üçgene dikkat et şimdi. Buradaki üçgende ne var? 60 ve x kenarlık var. Tepe açısı 60 derece ise 180 60 çıkart. 120 2'ye böl. 60 60 yaptı buraları. Yani bir eşkenar üçgen çıktı burada. Yani burası 4 ise burası da 4. Burası da 4 mu olacak? Evet. X'i böylelikle 4 olarak buluruz. Örnek 25 4 çıktı. Geldik örnek 26'ya. Şimdi bir oran verilmiş. Ebenin uzunluğu k iken burası da 2k mı verilmiş? E evet. Yazalım hemen oranlamayı. Ebenin uzunluğu k iken a e'nin uzunluğu 2k. Hocam burası 3k 3k. E oran var. Bak kelebek var burada. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam kelebekteki oran 3'e 1. Yani o zaman burası 3a ise burası ne olacak? a olacak. Hatta 3a 15 ise a'yı kaç buluruz? 5 buluruz. Benden ne isteniyor? Alan isteniyor. E tamam olay bitti. Şurası 5 ise şu uzunluk kaç çıktı arkadaşlar? Hocam 15, 5 daha 20 çıktı. Şurada bir dik üçgen yok mu? 12, 20. Ne üçgeni? 3, 4, 5'in 4 katından dolayı 12, 16, 20 üçgeni. E hocam burası 16 çıktı. Alan da neye eşit olacaktır? 12 çarpı 16'ya eşit olacaktır. E o zaman bu 12 ile 16'yı çarparsam bu 2 çarpı 6, 6 ile 16'yı çarparsam 96, 96'nın 2 katı da 192 yapıyor galiba. Evet 12 ile 16'nın çarpımı da 192 yaptı arkadaşlar. Yani örnek 26'yı 192 bulduk. Geldik örnek 27'ye. Alan arkadaşlar burada ne var? Alan dağıtma var. Şunlar üçgen. Üçgenlerin alanını 13 ve 25 verilmiş. E burada oran moran da yok hocam. Alan dağıtamıyorum. Şurada oran olsa mesela A 2 A olsa A'daki 13 ise 2 A'daki 26 falan filan diyebilirim. Oran moran yok. Hiçbir şey yoksa paraya kenardaki gibi alanla ilgili böyle alan dağıtımı yapamıyorsan hiçbir şey yoksa neye dikkat edin demiştim. Şu 5 yıldıza dikkat edin arkadaşlar. Var mı 5 yıldız? Var hocam. Ya paralel kenar soruları aslında bunlar. Bu alan nedir? Bu alan tüm alanın yarısıdır. Yani bizden de zaten buradaki x alan isteniyor. Şuraya bir a dersem. Dikdörtgenin alanının yarısı x artı a değil midir? Evet. E hocam bu da dikdörtgenin alanının yarısı. Çünkü köşegenler dikdörtgende paralel kenarda da şunlar birbirinin yarısı olmuyor mu? Köşegen iki eşit parçaya ayırıyor. E Hatta şurası da aynı şekilde. Şöyle değil mi? İki eşit parçaya ayırıyor. E hocam burası da 13 artı A artı 25 de dikdörtgenin alanının yarısı yapması lazım. 13 artı A artı 25 de dikdörtgenin alanının yarısı. A'lar nanay. X de buradan neye eşit oldu? 13 artı 25'e. Yani 38'e eşit oldu dostum. Evet paralel kenardaki alan sorularının aynıları burada da karşıda çıkabilir. Lütfen ama lütfen dikkat edin. E geldik bir sonraki soruya. E yine oranlamalar var. Alan da verilmiş. E burada Fatma Kara uzunluğu isteniyor bizden. Şu uzunluk isteniyor. Bu arada dikkat et oranlama var ama şey dalmama gerek yok. Köşegenler birbirini ortalamıyor mu? Evet. Hocam kenar ortay. Bak şu üç kere dikkat et. Kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi olmaz mı? Olur. İşte benzerlikten falan da yapabilirsin ama böyle kenar ortaylık olunca şeye dikkat edin diyorduk. Ağırlık merkezine dikkat edin diyorduk paraya kenarda. Aynısı dikdörtgende de geçerli. Hocam bu kenar ortay bu da kenar ortay. O zaman burası ağırlık merkezi oldu. Madem ağırlık merkezi oldu. X ise burası nedir? 2x'tir. hocam 1'e 2 oran vardır. Hatta burada da 1'e 2 oran vardır. E hatta köşegenler birbirine eşit kestiği için burası 3x burası da 3x olmak zorunda mı? Evet. Bize 432 vermiş alanı. Tamam. Alan 432 ise şuraya bir a diyecek olursam ben eğer 18 çarpı a eşittir 432'den 432'yi ben 18'e bölsem. E, 2, 36. Buradan ne geliyor arkadaşım? 6, 7 mi geliyor? Evet 7 geliyor. Buradan ne geldi? Tam 72. 4 kere 8, 32. 24 geldi. Evet A'yı buradan 24 bulduk. A 24 ise eğer şurada bir dik üçgen var arkadaşlar. Şurası 18, burası 24. Şuradaki Pisagor bağıntısından burası da 6x değil mi? Evet. Dikkat et burası 6'nın 3 katı. Burası 6'nın 4 katı. Burası da 6'nın 5 katı olması lazım. 6x 30 sa x de böylelikle kaç çıkar? 5 çıkar arkadaşlar. Evet eski konular yine üçgen bilgileri falan filan karşımıza bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Örnek 28 5 çıktı geldik örnek 29'a. Şimdi ne verilmiş? 3 verilmiş 4 verilmiş burası da 90 derece verilmiş. Hocam şurası 4 3 4 daha 7 burası da 7 mi? 7. A hocam diktendik çizilmiş öklit bağıntısı var. hpk yok. Öklit'i uygulayamam. Başka şurada da diklendik çizilmiş öklit bağıntısı var. H, P, K yok. Öklüt'e uygulayamam. E o zaman ne yapacağız? Alfa, beta'ya dalacağız. Hadi dalalım alfa, beta'ya. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, beta. Hatta burası da beta. Bir sürü üçgen var artık öğrendik. Bununla ilgili soru yapmıştık uzunlukta. Biraz önce videonun baş, başlarında yapmıştık. Şimdi alan sorusu olduğu için bunu bu soruyu buraya ettirdim. E, sırasıyla uzunluk sonra alan şeklinde gidiyor mu ya? E arkadaşlar ne yapacağız? Alan isteniliyorsa benden şurayı bulmaya çalışacağım. Yani buraya bulmaya çalışacağım. Şimdi alfabetalı bir sürü üçgen var. Ama benim için önemli olan neydi? Kenarları belli olan üçgen. Şu üçgeni seçemem benzerlikte. İki kenar yok. Şu üçgeni seçebilir miyim? Evet seçebilirim. Niye? İki kenar var. X de kenardan seçebilirsin. X'e 3. Başka 7'ye ait de şöyle bir 7'ye x'lik bir üçgen yok mu? Var. O zaman bu şekilde hem şuradaki mavi üçgen hem de şuradaki mavi üçgen benzer oldu. Başlayalım şu taralı üçgenden. Alfanın karşısı 3 bölü. Alfanın karşısı kaç yaptı? X eşittir. Şu üçgenden başlamıştık. Betanın karşısı X bölü. Burada betanın karşısı kaç? 7. X kare eşittir. Ne yaptı? 21 yaptı. X'i de böylelikle kök 21 olarak bulduk. E X kök 21 ise olay bitti. Hocam bizden alan isteniyor. Alan da neye eşit olacaktır? 7 ile kök 21'in çarpımına eşit de olmayacak mıdır? Evet 7 çarpı kök 21'den cevabı da 7 kök 21 olarak buluruz. Örnek 29 böylelikle 7 kök 21 çıktı arkadaşım. Geldik örnek 30'a. Bak ÖSYM bunu çok sever. 5 eş dikdörtgen. Bunlar biraz küçük gibi olmuş ama eş dikdörtgen bunlar tamam mı? Eş dikdörtgenleri kullandırır. Hatta ben olsam sınavda böyle bir soruda sorarım dostum. Evet eş dikdörtgenler. Arkadaşlar burada neye dikkat edeceksiniz? Bak kısa kenarlarla uzun kenarları tayin edebilirler. Mesela bunun kısa kenarı A A A. E hocam burası ne oldu? Şunlar da birbirine eşit. E tamamı 3A ya. 3A bölü 2 3A bölü 2 oldu. Bölü 2 ile uğraşmak istemiyorum. Buraya 2A buraya 2A buraya 2A diyorum. 2 4 6A o zaman 2 4 6 aysa bunlar da 3a 3a mı oldu? Evet. Dikdörtgenin kısa kenarlarından bak uzun kenarını buldurdu. Bu şekilde yapıştırdı. Eş yapıyı kullandırdı. Yani dikdörtgenin kısa kenarı 2a, Uzun kenarı da 3A oldu. Yani burası 2A kısa kenar. E, burası da uzun kenar arkadaşlar 3A. Alan ABCD'yi vermiş. Tamam. 2, 4, 6 burası. 5 burası. 5A burası. 6A burası. 6A çarpı 5A eşittir. 120 verilmiş. Hocam 6 kere 5 30. A kare eşittir. 4 mi geldi? Evet. A'yı da buradan 2 bulduk. AC uzunluğu isteniyor benden. A'yı 2 bulduysan burası 12. Burası kaç? A'yı 2 bulduysan... Burası 10 mu çıktı? Evet. AC uzunluğu da Pisagor bağıntısından. Yani şurası 10. Burası 12 iken. Burası da x iken. Normalde x kare eşittir. 10'un karesi artı 12'nin karesinden yaparsın işlemle ama ben daha kolayını söyleyeyim. Ortak çarpan varsa ortak çarpana bak. Hocam ortak çarpan 2. 2 çarpı 5 burası. Burası 2 çarpı 6. E burası da 2 çarpı. 2 çarpı geri kalanlarının kareleri toplamı şeklinde olur. 25 artı 36 olur. Daha kolay bulursun. X de böyle 2 kök kaç çıkıyor? 61 çıkıyor arkadaşlar. Örnek 30 2 kök 61 oldu. Geldik örnek 31'e. ABC'de dikdörtgen biçimdeki kağıt şekildeki gibi ne yapmış? EF boyunca kesilerek iki parçaya ayrılmış. B bölgesinin çevresi A bölgesinin çevresinden 12 birim fazla olduğuna göre. Hmm. Bir de EB eksi DF isteniliyor bizden. Tamam. Şuraya X diyelim. Buraya Y diyelim. Bizden ne isteniliyor? X eksi Y isteniyor. Arkadaşlar şunu şöyle kestik. Burası A. İki parçaya ayırdığım zaman şurası bir parça burası da bir parça değil mi? Evet. B bölgesinin çevresi A bölgesinin çevresinden 12 fazlaymış. Yani B A artı 12'ye mi eşitmiş? Aynen öyle. Hocam şuraya A dersem burası da A değil midir? Evet. Şuraya B dersem E hocam burası X artı B değil mi? Burası X artı B. E hocam burası da X artı B olduğundan dolayı X artı B eksi Y değil midir burası da? Evet. Hadi bakalım çevreleri. B'nin çevresi nedir? Hocam şuraya A demiştik. Şuraya K diyelim isterseniz. Tamam mı? Burası K. Burası A iken. Burası A dedik. Evet ortak olan kenar. B'nin çevresi ne yaptı? X yazalım. X artı A artı. X artı B eksi Y artı K yaptı. Bak X artı A artı. X artı B eksi Y artı K yaptı. Eşitmiş A'nın çevresi. O da ne yapıyor? Ee, A B K Y mi yapıyor? Evet A B K Y yaptı. Bir de artı nesi var burada? 12'si var. Sadeleşenler var mı diye bakalım arkadaşlar. Sadeleşenler var tabii ki. K'lar gitti mi? Gitti. Sonra buradan A'lar gitti mi? Gitti. B'ler gitti mi? Gitti. Buradan ne geldi arkadaşlar? Şuradan 2x geldi. 2x. Eksi y burada. Bir eksi y buraya gelince. Eksi 2 y yaptı burası. Eşittir kaç yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. E, x eksi y de buradan kaç yapar? 6 yapar. Zaten benden ne isteniyor? EB eksi DF isteniyor. Bazen de böyle yeni nesil sorularda işlem yaptığın zaman yani harfleri yazdığın zaman sana verilen bilgileri burada gösterdiğin zaman sonuca da çok rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Tamam mı? Evet örnek 31 böylelikle 6 çıktı x eksi y farkı. Geldik son soruya. Arkadaşlar bir katlama var. Evet katlamalar bu şekilde yapılmış. Katlamalarda ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit mi? Eşit. Hatta açılar da birbirine eşit olacak. Burası x'e burası da x açısı mı olacak? Evet. Sonra bu bu kenar burada mı? Evet. Burada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenar şuraya gelecek. Şu kenar da buraya mı gelecek? Evet. E hocam açılar da birbirine eşit olacak. Şöyle şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. Şuradaki açılar da birbirine eşit olacak. Peki burada ne yapacağız hocam? Hocam burada ikiz kenarlık var. Bu ikiz kenarlığı ben kullanmalıyım. Nasıl kullanmalıyım? Yani şöyle bir şey. Hocam bu ikiz kenarda. Şurada bu ikiz kenarda. Hocam burası alfa iken burası da alfa değil mi? Evet. Aa burası alfa artı 2 x'e. Hocam burası da alfa artı 2 x olacak. Yani bunlar x açısı x açısı oldu. Hocam x 90 burası e, y açısıysa alfa beta değil de x y'ye girelim. x 90 ise burası da y açısı değil midir? Evet. E hocam burası da y açısı. Burası da y açısı. E 2 y'nin 180'e tamamlayanı burası yaptı. Bu açıyla 2Y'nin 180'e tamamlayanı burası yaptı. Bu açı birbirine eşit oldu. Yani bu nasıl bir üçgen oldu arkadaşlar? İkiz kenar üçgen oldu. Tepe açısı 76. 180'den 76 çıkart. 180-76 bölü 2 bana taban açısını verir. 186'dan 76 çıkartırsan 104 bölü 2'den kaç çıkıyor? 52 mi çıkıyor? Evet. Bu açı 52 derece oldu. E hocam burası 52 derece ise 52 artı 2Y açısı da eşittir 180 olduğundan 2y eşittir. 180'den 52 çıkartırsam 128. Y'yi de kaç bulurum? 64 bulurum. Hocam y 64 çıktı. E 64 ile de x'in toplamı da 90 derece değil mi? Evet x de böylelikle kaç bulurum? 26 derece olarak buluruz. Neyi kullandık? Şuradaki x kenarlığı kullanınca takır takır sorunun cevabı geldi mi? Geldi. İşte katlamalarda üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açıların eşitliğini bir gösterdik. Ve sonuca da çok güzel bir şekilde ulaştık mı? Ulaştık. Gençler dikdörtgen bitti mi? Bitti. Ama sana şurada bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bir dikdörtgende bir özellik vermedik. O özelliği de ben burada vereyim. Bu özellik şeyde de geçerli. Hem içeride hem dışarıda olan noktada da geçerli arkadaşlar. A, B, C, D. Sorusunu yazmadım ama yazmaya da gerek yok. İçeride bir nokta alınıp şöyle köşelere gittiğiniz zaman bunun ispatı Pisagor bağıntısından çıkıyor. Pisagor bağıntısından çıktığı için ve uzun olduğu için size yapmayacağım sadece özelliğini söyleyeceğim. Şurası P noktasıysa yani bir dikdörtgende içeride ya da dışarıda bir nokta alınırsa oradaki karşılıklı köşeler çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani PA'nın karesi artı PC'nin karesi eşittir neye? PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. Bu da görmediğimiz bir özellikti. Burada verdim. Soru da karşımıza çıkarsa direkt bunu kullanırsınız. Dışarıda da olursa bu nokta yine aynı şekilde. PA'nın karesi artı PC'nin karesi. Hocam PB'nin karesi artı PD'nin karesine eşittir. Yani şuraya A, B, C, D diyecek olursam. A kare artı C kare neye eşitmiş? B kare artı D kareye eşitmiş. Yani burada sorusu nasıl gelir? 3, 5, 7 buradaki X nedir diye sorulur mesela. Direkt formülü uygula soru bitsin. Tamam bir tane daha özellik vardı ama o özelliğe de gerek kalmadığını söylemiştim. Hadi dikdörtgende karşılıklı köşeleri köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler neydi? Birbirine eşitti. Evet gençler böylelikle dikdörtgeni bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Kara var. O zaman ne diyoruz? Ama dikdörtgeninde de ne çıktı? Hep üçgen bilgisi çıkmadı mı? Tanımını kullandık. Alfabetalar çok çıktı ve genelde de üçgen bilgisi çıkmadı mı? Evet üçgen bilgisi çıktı. Aynı şey karede de olacak kardeşim. Üçgen bilgilerini kullanmayı ihmal etme. Hep özellik arama sorularda bu dediğimi de unutma lütfen. Evet gençler böylelikle dikdörtgenin konu anlatımını bitirdik. Bir sonraki videoda karenin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.